Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bana bir dönem en çok sorulan soruların başında Türk Hava Yolları'nın niye Boeing 747 uçağına sahip olmadığı yönünde sorular gelirdi. THY 747 almıyor. Jumbo jet'i ne zaman göreceğiz? Bu sorular soruldu, soruldu, soruldu. Sonra da şu soru gelmeye başladı. Türk Hava Yolları ne zaman Airbus A380 alacak? Türk Hava Yolları bir süredir filosunda Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu Boeing 747-8 tipi VIP uçağı işletiyor. Bu konuyla ilgili teknisyenleri var, pilotları var. Ama bir yandan da 747'ler şöyle uçuyor Türk Hava Yolları'nda. 2-3 yıldır kargo, kiralık kargo uçağı olarak Türk Hava Yolları filosunda 747'ler uçuyor ve önümüzdeki günlerde yapılan yeni anlaşmayla kargo filosundaki toplam 747 sayısı 5'e çıkıyor. Bir de VIP uçak var, 6. Yani aslında Türk Hava Yolları 6 uçaklık 747 işletiyor. Gelin bu programda biraz 747'lere bakalım, pargo operasyonuna bakalım ve sizlere bu operasyonun detaylarını anlatayım. Yaşanan koronavirüsle birlikte gerçekten hava yolları tarihlerinin diyelim en sıkıntılı günlerini yaşıyorlar. Sıkıntı o kadar büyüktü ki özellikle ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde hava yollarının çok önemli bir bölümü Tahliye ve kargo dışında Nisan ve Mayıs ayında uçamadı. İki ay yerde kaldı. Zararlar gerçekten milyarlar dolar seviyelerinde ve gerçekten şirketler ayakta durmaya çalışıyorlar. Bu kadar zorlu dönem içerisinde şirketler için tek mutlu taraf kargo. Çünkü hava kargo da altın çayını yaşıyor. Hava kargo insanların hayatlarını kurtaracak ilaçlar, bu konuyla ilgili ekipmanlar bazen sağlık açısından yardımları dünyanın dört bir tarafına taşıyor. Ve tabii ki insanlar evde çok önemli miktarda e, internet üzerinden alışveriş yapıyorlar, sipariş veriyorlar ve en azından bu konu krize rağmen iyi günler yaşıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Geçmişte 2-3 dolar seviyesine kadar düşen hava kargonun kilogram taşıma fiyatı bu dönem içerisinde o 2-3 dolarlar 15 doları durun. Yani 5 kat arttı. Ve çok daha enteresanını söyleyeyim. İkinci çeyrekte bütün şirketler çok ciddi zararlar açıklarken iki havayolu kar açıkladı. Bu havayolu kar, e, kargo şirketi değil. Ana operasyonu yolcu. Bu şirketler Güney Kore merkezli Kore Hava Yolları ve Aziyana Hava Yolları'ydı. İki şirket hem yolcu uçaklarıyla hem kargo uçaklarıyla inanılmaz bir büyük bir operasyon yaptı. Malum Güney Kore'nin çok fazla ihracat kalemi var. Elektronik eşyalar başta olmak üzere, bilgisayar başta olmak üzere. Bunları bu uçaklar dünyanın dört bir tarafına taşıdı ve geri dönüşlerinde de ülkenin ihtiyacı yani yaptığı ithalatı gerçekleştirecek yükler taşıdı. Ve sonuçta kargodan kazanılan para ile ikinci çeyrekte hem Kore Hava Yolları hem Aziyan'a kar açıkladı. Yani çok büyük bir kar değil ama en azından çok büyük bir zarar etmediler. Bu yüzden kargo havayolu şirketleri için çok önemli bir gelir kalemi haline gelmiş durumda. Türk Hava Yolları da özellikle kargo konusunda çok önemli bir büyüme trendine girmiş durumda. Bugün Türk Hava Yolları'nın filosunda 23 kargo uçağı var. Pandemi döneminde 19 adet yolcu uçağı gibi uçaklar Boeing 777 ve Airbus A330 gibi geniş gövdeli uçaklar kargo olarak kullanıldılar. Hatta bu dönemde örneğin Singapur Hava Yolları haftada bir gün Airbus A350 tipi yolcu uçağıyla kargo seferleri yaptı. Bu bir yolcu uçağıydı kabinde bomboştu kabin ama gövde altında taşıdığı 30-35 tonluk kargosunu Türkiye'ye getirdi. Türkiye'den gidecekleri de Singapur'a doğru ulaştırdı. Ve bu dönemde kargo seferiyle ayakta kaldı. Dediğim gibi Türk Hava Yolları'nın filosunda 23 adet kargo uçağı bulunuyor. Bu uçaklardan 10'u Airbus A330F. F harfi geldiği zaman uçakların modellerinin arkasına freighter yani kargo anlamına geliyor. A330'lardan biri Türk Hava Yolları'nın malı, geri kalan 9'u finansal kiralama ile filoda yer almakta. Bu uçakların ortalama yaşı 6.7. A330'lar 64.4 ton kapasiteye sahipler ve orta menzilli kapasitede Türk Hava Yolları kargo için çok önemli bir e, uçak, çok önemli bir kullanım yerine sahip. Bu uçakların hemen üzerinde yine Türk Hava Yolları filosunda yer alan 8 adet 777 F tipi kargo uçakları var. 777'ler aynı zamanda 300 yar modelleri de halen Türk Hava Yolları'nda yoğun olarak uzun menzilli uçuşlarda işte Amerika'ya, Uzak Doğu'ya yapılan uçuşlarda Afrika uçuşlarında yoğun olarak kullanılıyor. Aynı pilotları kargo modelinde de uçurabiliyor Türk Hava Yolları'na. Tabii ki benzer durum 330'lar içinde geçerli. Bu uçaklardan 8 adet var ve bu uçakların yaş ortalamaları 1,5. 777'ler 102 ton kargo oluyor ve bu kargoyu işte Amerika'ya, Uzak Doğu'ya non-stop yani duraksız teknik bir iniş yapmadan ulaştırma kapasitesine sahip. Türk Hava Yolları'nda ayrıca kiralık kargo uçakları var. Bu kiralama operasyonlarına wet lease adı veriliyor. Wet lease operasyonları nasıl yapılıyor? bir hava şirketine ihtiyaçlarını belirten bir ihaleye çıkıyor Türk Hava Yolları ve şirketler başvuruyorlar diyorlar ki benim elimde şu uçak var şu kadar saat sunabilirim şu e, kalkış oranıyla bunu garanti ederim çünkü uçamadığı zaman teknik sorun yaşadığı zaman bir kayıp çünkü kargo beklemiyor gitmesi lazım ve sizin bunun hemen alternatif koymanız lazım karşısına zaman zaman çeşitli hava yollarından ekipleriyle birlikte uçak kiralıyor. uçakların iç satışlarını Türk Hava Yolları yapıyor o havayolu şirketleri de Türk Hava Yolları'na bu uçağı kiralayarak operasyonu gerçekleştiriyor. Şu an Türk Hava Yolları'nda 5 tane kiralık uçak var. Bunlardan ikisi yine bir Türk şirketi olan ACT Hava Yolları'nın Boeing 747 400F. 400 serisi çok yo yoğun olarak kullanılıyor kargoda. Kalan 3 tanesi ise ULS Hava Yolları'ndan kiralanan Airbus A310'lar. Bir dönem Türk Hava Yolları'nda A310'lar yoğun olarak kullanılırdı. Yolcu taşırlardı. 1980'lerin ikinci yarısında hizmete girmişlerdi. Sonra tabii ekonomik olarak yolcu açısından operasyon devri bitince üçü kargoya çevrildi ve kargo uçağı uzun yıllar görev yaptı ama artık onlar da emekli oldular, filodan çıktılar. ULS'nin uçaklarını kullanıyor Türk Hava Yolları kiralık olarak. Şimdi bu 2 adet 747-400F tipi kargo uçağına 3 adet daha ekleniyor ve filo 5747 Jumbo jet'e çıkıyor. 747'ler 4 motorlu devasa yolcu uçakları ve havacılık için efsane yolcu uçakları. Uzun yıllar kullanıldı ama artık hani yolcu versiyonları giderek emekli oluyor. Biraz da bu koronavirüs salgını dönemi de bu emeklilik süreçlerinde uzatmış durumda. 747'lerin Türk Hava Yolları'nda görev yapan modelleri 106 ton kargo taşıyabiliyor. Bazıları kargo modeli olarak Boeing imalat hattından çıkmış ve burunları açılıyor. Uçan burnu açıldığı zaman Kargo yükleme operasyonu çok hızlı gerçekleşebiliyor. Normalde kargo uçaklarının sol tarafında, pilot tarafından bakılır. Havacılıkta pilot tarafına göre söylenir, sol tarafta büyük bir kargo kapısı vardır. Bu kapı açılır. Örneğin yolcu uçağı emekli oldu, kargo uçağına çevrildi. Bu bölüm kesilir. Bu bölüme devasa bir kapı konur ve bu kapı açılır. Buradan içeri kargolar konur. Ama burnu açılan bu uçaklar çok hızlı kargo yüklemesi gerçekleştirilebiliyor. Kabin sökülüyor. Kabine özel yerde ray sistemleri konuyor ve kargonun hızlı bir şekilde paletler üzerinden kayarak hızlı bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. O paletler emniyete alınıyor, kitleniyor. ve onların önüne de dev böyle bir A yerleştiriliyor. Bu A gerçekten çok pahalı bir A. Havada Allah korusun o yükler yerinden çıktığı zaman kokpiti ezmemeleri için o a o yükleri tutabilecek kapasiteye çok dayanıklı iplerden işte içinde özel çelikler şunlar bunlar yer alan çok özel malzemeden yapılıyor. Dediğim gibi hava kargo işi inanılmaz büyümüş vaziyette ve hava yolu şirketleri de kargo uçağı talebi ile geliyorlar. Bazen bakıyoruz işte çölde uzun süredir müşteri bekleyen kargo uçakları yavaş yavaş tekrar bakımdan geçirilip hizmete verilmeye başlanıyor. Çünkü Yolcular haklı olarak korkuyorlar bu dönemde. Çok önlem var. İşte maske takacaksınız. E, bazı ülkelere giderken test alacaksınız, yapı yaptıracaksınız. Önlemler şunlar bunlar. İnsanlar gerçekten korkuyorlar. Hadi uçağa bindiniz iş bununla da bitmiyor. E gittiğiniz ülkede ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Bunlar çok ciddi problemler. Ne yapıyorsunuz? Kargonun böyle bir derdi yok. Kargoyu testler yapılıyor ve geliyor. Bu nedenle de hava kargo çok büyüyor. Ve ben, ben bu konudaki büyümenin daha da devam edeceğini zannediyorum. Ve tabii bu büyüme de mali açıdan sonuçlara çok ciddi etkileri var. Örneğin Türk Hava Yolları'nın birinci çeyrekte kargo gelirleri geçen yıla oranla %50 arttı. İkinci çeyrekte bu gelir %90 arttı. Bu inanılmaz rakamlar. Ve tabii ki bir taraftan yolcu operasyonu durması nedeniyle veya şu an istenilen büyüklükte olmaması nedeniyle kriz var ama buradan gelen Kargo en azından bu yangını biraz hafifletmeye hedefliyor. Söndürmüyor tabii. Keşke söndürse ama yapacak da bir şey yok. Tabi 747 demişken bu yangın derken 747'nin yangın modellerinin de olduğunu söyleyip e, özellikle Amerika'da yangına karşı da kullanıldığını belirtmemizde fayda var. Bir de bize gelen sorulardan biri de belirttiğim gibi Türk Havayolları niye 747 almadı? Türk Havayolları Boeing 747'nin çok revaçta olduğu dönemlerde ki bu dönemler işte 1980'ler 90'lar 2000'lerin 2010'a kadar olan bölümlerinde bu uçağı kaldıracak bir kapasiteye ulaşmamıştı. Bir de Şöyle bir durum var. Örneğin İstanbul'dan New York'a topluyorsunuz. 400-450 yolcu. Tamam bir sefer yapıyorsunuz ama insanlar farklı saatlerde gitmek istiyorlar. Örneğin sabah gitmek istiyor. Öğlen gitmek istiyor. Akşam dönmek istiyor. Bunları nasıl yapacaksınız? Büyük uçaklar sefer sayısını azaltıyor ama sizi bir saat uçağın belirli bir saatine mahkum bırakıyor. Belki de bu yaklaşım Airbus A380'in de biraz fazla başarılı olamamasının bir nedeni olmuştur diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları bu dönemde gerçekten bu uçağı dolduracak yolcu kapasitesine sahip değildi. Ne zaman buna ulaştı? Bir hesap kitap yapıldı ki gerçekten normalde iki motorlu uçağın yapabileceği bir görevi dört motor yapıyor. Uçak motoru uçaktaki en pahalı kalem ve siz iki motor yerine 4 motora yakıt veriyorsunuz. O uçağın bakım yapıyorsunuz 4 motora. Bunlar çok yüksek maliyetler. Bunlardan dolayı Türk Hava Yolları 4 motora gitmedi ve belirli bir dönem sonra örneğin Filo'daki 4 motorlu 340'ları da emekli etti. Yerine daha az yakıt harcayan önce 330'lar arkasından da şu an 787'ler giriyor. Bakalım A350'ler için ne olacak? Çünkü 4 tane Airbus A350'yi Türk Hava Yolları için imal etti ama malum salgın dönemi nedeniyle Türk Hava Yolları bu uçaklara henüz teslim alamadı. Lütfen kanalımıza abone olun bize sorularınızı yorum olarak iletebilirsiniz. Ayrıca info@tolgozbek.com mail adresine de mesaj atabilirsiniz. Katıl butonuyla bizlere destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.